Yeşil adıyla bilinen Mahmut Yıldırım, 1 Ocak 1951 yılında Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Diçinlik köyünde dünyaya geldi. 1973'te Bingöl Genç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon ve istihbarat amaçlı kullanıldı ve ilişki aynı yıl MİT Tatvan Bölge Müdürlüğü'ne devredildi. Kasım 1975'te askerliğini yaptığı Kıbrıs'tan geldikten sonra Milli Görüş Hareketi içinde MİT adına çalıştı. Yıldırım, 1977 yılında Elazığ'da Etibank Ferrokrom tesislerinde puantör olarak göreve başladı. Uzun yıllar Elazığ'da bu fabrikada çalıştı. Daha doğrusu ailesi ve tanıdıkları öyle biliyordu. Tam 4 yıl sonra farklı bir göreve soyunup farklı bir isimle anılmaya başladı. Operasyonlarda PKK'lı gibi giyinen Mahmut Yıldırım, güvenlik görevlilerince ayırt edilebilmek için yeşil fular takıyordu. Bu nedenle daha çok Yeşil adıyla bilindi. Susurlu kazasından sonra ortaya dökülen ilişkiler pek çok cinayetin tetikçisi olduğunu ortaya koydu. Herkes Yeşil'den söz etti ancak bulunamadı. Dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz aldığı bilgileri aktarırken Yeşil'in öldürüldüğünü söyledi. Yeşil'in en son çalıştığı kişi eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür. Susurluk davası sırasında Mahmut Yıldırım öldürülmüştür yoksa kesinlikle çıkar konuşurdu dedi. Ancak bir süre sonra Yeşil, İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a suikast emrini veren kişi olarak ortaya çıktı. Daha sonraki bilgiler Yeşil'in hala hayatta olduğunu ortaya koydu. Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda da Yeşil'e 12 sayfalık özel bir yer ayrıldı. Güneydoğu'da Sakallı adıyla bilinen Ahmet Demir ve Mehmet Kırmızı isimli sahte kimlikleri kullanan Mahmut Yıldırım'ın geçmişi bir ölçüde deşifre edilebildi. Araştırmalar sonucu bir dönem MİT'te, bir dönem JİTEM'de görev aldığı anlaşıldı. JİTEM subayı Cem Ersever'in öldürülmesinden Güneydoğu'daki pek çok faili meçhul cinayete kadar sayısız olayda tetikçilik yaptığı belirlendi. Hatta Abdullah Öcalan'ın Suriye'de öldürülmesi için görevlendirilen ekipte de yer aldığı iddia edildi. Sabancı suikasti sanıklarından Mustafa Duyar'ı Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nden alıp getiren ekipte onun da adı geçti. Ancak istihbarat birimlerinin kamuoyuyla pek de paylaşmadığı kanıya göre aslında Yeşil tek bir kişinin değil birden fazla görevlinin kullandığı ortak kod adı. Bir dönem Güneydoğu'da PKK'ya karşı yürütülen mücadelede özel operasyonlar, karşı gerilla eylemleri ve taktikleri onun yönetiminde yürütüldüğü de iddialar arasındadır. Ankara'da bir pavyonda olay çıkarttığı için gözaltına alınan, götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü binasında Orhan Taşanlar ve ekibi tarafından kaburgaları kırılana kadar dövüldüğü de iddialar arasındadır. Ancak Taşanlar iddialara asayiş ekipleri bir kumarhanede uygulama yapıyorlarmış. Kimlik kontrolü yaparken üzerinden birkaç tane kimlik çıkıyor. Kendisi MİT eleman olduğunu söylüyor. Mehmet Eymür beni tanır demiş. Bana bildirdiler. Biz de Mehmet Eymür'e sorduk. Sizin ilginiz var mı diye. Onlar da yoktur dediler. Abartıldığı gibi değil karşılığını verdi. Yeşil'i sorguladığı iddialarının da doğru olmadığını belirten Taşanlar, bir il emniyet müdürü Ankara gibi bir ilin emniyet müdürü sorguya giriyorsa onun çok vakti var demektir, dedi. Yeşil'in üzerinde taşıdığı telefonla aradığı yerler arasında resmi kurumların yanı sıra Abdullah Çatlı, Sami Hoştan, Sedat Peker gibi isimler de bulundu. Başbakan Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de kumarhanede yumruk atanlar da Yeşil'in telefonundan arananlar arasında yer aldı. Yeşil adının korkuyla anılması Susurluk çetesi tarafından tahsilat amacıyla kullanıldı. Susurluk çetesine tehditle para topladığı kişileri arayanın Yeşil olduğu iddia edildi. Kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmeden önce para yatırdığı Ziraat Bankası Ankara Heykel Şubesi'ndeki hesabın sahibinin de Ahmet Demir kimliğini kullanan Yeşil olduğu ortaya çıktı. Musa Anter, Cem Ersever, Tarık Ümit ve Behçet Can Türk olmak üzere birçok faili meçhul cinayette zanlı olarak isminden söz edildi. Mahmut Yıldırım'ın izi uzun süre bulunamadı. Yaşayıp yaşamadığı konusunda da net bir bilgi alınamadı. Emniyet İstihbarat Dairesi eski başkan vekili Hanefi Avcı, Gazi Mahallesi'nde 21 kişinin öldüğü 12 Mart 1995'teki olayları Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın başlattığını söyledi.
Gazi olaylarında Kalaşnikov ile kahveyi tarayan ve olayları başlatan Yeşil'dir. Bu olay kesin provokasyondur. Biz olay sonrası yaptığımız araştırmalarda bu isme ulaştık. Özellikle olayda kullanılan taksinin şoförünün bagaja kilitlenip sonra arabasıyla birlikte yakılması eylemi yasa dışı bir örgüt işi değildir. Avcı, Yeşil'in neden böyle bir provokasyona giriştiğini ise MİT mensubu Tarık Ümit cinayetiyle bağlantısı olabileceği yönünde değerlendirdi. Avcı, olay sonrasında ise tüm yasa dışı örgütlerin Gazi Mahallesi'ne gelerek provokasyonu kendi çıkarları doğrultusunda eylemlere dönüştürdüklerini belirtti. Olaylar sırasında İstanbul Emniyet Müdürü olan Ulaştırma Bakanı Necdet Menzir de "Olaydan sonra bazı sonuçlara ulaştık. Yeşil'in üzerine çok düştük ama yakalayamadık." açıklaması yaptı. Yeşil'in adı Meclis Susurlu Komisyonu'nda da sık sık gündeme geldi. Assubay Hüseyin Oğuz ifadesinde "Yeşil çok önemli bir kişidir. Birçok faili meçhul cinayette parmağı vardır. Konuşursa iç savaş çıkar." dedi. Hanefi Avcı da komisyondaki ifadesinde bu kişiden jandarma istihbarat elemanı olarak yararlandı. Sonra Yeşil kendi çıkarı için para tahsilatçısına dönüştü dedi. Susurlu Komisyonu Başkanı Mehmet Erkatmış ise "Yeşil Kod adlı çete mensubunun banka hesabının çok yüklü olduğunu gördük." demişti. Susurluk çetesi adına tahsilat yapmak suçundan hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Mahmut Yıldırım, Bakırköy Adliyesi'nde İranlı uyuşturucu kaçakçıları Lazım Esmaili ve asker Simitko'nun öldürülmesiyle ilgili davada ise halen yargılanıyor. Emekli albay Arif Doğan verdiği ifadede de Yeşil'in yaşadığını itiraf etmişti. Doğan'ın ifadesinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın arkadaşı olduğunu ve halen hayatta olduğunu, kendisiyle Tunceli'de zaman zaman görüştüklerini söylediği öğrenildi. Yeşil'in nerede olduğuna dair soruyu yanıtlamadığı belirtilen Doğan'ın, JİTEM hakkında sorulan soruya da JİTEM'i kendisinin kurduğu ve yönettiği şeklinde yanıt verdiği belirtildi. Yeşil ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür'ün mahkeme ifadesinde "Mahmut Yıldırım ilk başta Bingöl Bölge Başkanlığı elemanıydı. Sonra jandarma ile irtibatı oldu. Sonra Güneydoğu'da kalmaması istenmiş. Daha sonra orada çalışmış arkadaşlar bize faydası olur. Arapça biliyor." dediler. "Yurt dışında çalışması için alındı. Yaşadığını zannetmiyorum. Kim görev verdiyse onun sorgulanması gerek. Öldür demişler, öldürmüş." Avukatlarının "derin devlet var mı" sorusuna Eymür, "eğer bazı şeyler çözülmüyorsa var anlamındadır" diye yanıtladı. 2002 yılında Yeşil'in oğlu Murat Yıldırım'ın yazdığı kitaptaki fotoğraflardan birinde Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın önündeki gazetede 2002'de yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" programının ilanı vardı. Kitaba göre Ankara'da yaşadığı evinde yemek yerken gösteren bu fotoğraf Yıldırım'ın bilinen en yeni tarihli fotoğrafı. Eski özel harekatçı DSP milletvekili Recai Birgün, NTV'deki canlı gazete programında Yıldırım'ın yaşadığına, Antalya'da olduğuna dair duyumu olduğunu söyledi. Recai Birgün açıklamasında Yıldırım'ın Antalya'da yaşadığını, muhtemelen Çeksinet mafya işleriyle uğraştığını söyledi. Recai Birgün ayrıca polis özel bir ekip kurarak bir ay içinde Yıldırım'ı yakalayabilir, yaşayıp yaşamadığını öğrenebilir ancak bunun için de siyasi irade gerekiyor dedi. Eski İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah 2006'da Murat Yıldırım'ın yakalandığı operasyonla ilgili konuşurken "Mahmut Yıldırım için ölmüş bir adamı neden arayalım?" demişti. Yeşil'in Antalya'da olduğu zaman zaman kulislerde konuşuldu ama efsanevi hale gelen bu söylenti yetkililer tarafından teyit edilmedi. Gerçekler gün ışığına çıkarılamadı ama MİT, JİTEM ve emniyet için bir dönem çok önemli operasyon elemanı olduğu konusunda hiçbir tereddüt yok. Yeşil'le ilgili olarak en son iddia ise Belçika'da hayatını kaybeden ve Erzincan'a defnedilen Mahmut Özer'in olduğu yönündeydi. Ancak Adli Tıp Kurumu'nun Mahmut Özer'e ait olduğu öne sürülen cesetten aldığı DNA örneklerinin ardından mezarın Mahmut Yıldırım'a ait olmadığı anlaşıldı. Hayatı hakkında birçok kitap yazılan Mahmut Yıldırım'ın Terminatör, Sakallı, Savaşçı, Emmi gibi değişik lakapları da vardı ama Türkiye onu daha çok Yeşil olarak tanıdı.